buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Part 1, take 1. Şimdi size bir ayna uzatacağım. Beni gördüğünüzü söylemenizi istiyorum. Hemen cevap vereyim. Çok güzel bir kadın tabii ki. Alabilir miyim? Mersi. Yılları. Ben buraya gelirken aslında çok daha başka tasavvur etmiştim. Yani hep böyle duygusal sorular sormayacaksınız değil mi? Hiçbirimiz çünkü maskaranın arkasını istemeyiz. Ne görüyorsunuz? Görmek istediğim hiçbir şeyi görmüyorum. Gördüklerimi de anlatmak istediğimden emin değilim. Kaybolmuş bir hayatın altında ezilmiş, ruhsuz, duygusuz bir beden görüyorum. Her acının bir çizgisini görüyorum yüzümde. Özlem görüyorum. Köyüme, aileme, annemin o sıcacık koynundaki küçücük kıza duyduğum özlem. Merak görüyorum. Acaba Osman'ım şimdi nasıl görünürdü diye merak ediyorum. Anlatmak istediğim hiçbir şeyi görmüyorum. Aynaya baktığında ne görüyorsun? Artık aynaya baktığımda gördüğüm bir şey fiziksel görünüşüm olmuyor. Yani her şeyini kaybetmiş bir kadın görüyorum. Kendi ellerimle. Ve bunları hak etmiş bir kadın. Ben doğduğum andan beri evlenmek için yetiştirilmişim sanki. Öyle geliyor. Ve bir masalda gideyim, sonunu bilmediğim bir masalda. Ve bunca yaşanmışlığı sırtımda yük gibi taşıyan bir ipek var karşımda. Aynaya bakınca ne görüyorsun? İnanın aynaya bakmayı çok sevmem. Kendimi beğenmiş gibi geliyor bana. Yani etrafta bu kadar güzel şey varken gözlerimi annemden almışım. Babam öyle söylüyor. Ben çok hatırlayamıyorum. Annem ben 6 yaşındayken öldü. Aslında göremediklerim daha net bu aynada. Mesela beyaz bir doktor önlüğü görmüyorum. Ben hep bir doktor olmak istemiştim. Babam gibi. O da çok başarılı bir doktor. Aynaya bakınca ne görüyorsunuz? Bakalım. Naciye'yi görüyorum. Her ne kadar Türkan deseler de bana geldiğim yeri unutmadım. Elinde tefiyle sofraların arasında gül oynaya dolaşan Naciye'yim hala. Aynaya baktığın zaman ne görüyorsun? Bir şunun sahip olmak isteyeceği bir güzellik görüyorum. Bu patavatsızlığı kime borçluyum bilmiyorum. Yıllar içinde şunu öğrendim.
Övgüye alışan insan övgüsüz kalınca ya depresyona giriyor ya da özgüveni tavan yapıyor. Bana soracak olursan insanların fikirlerini şu kadar umursamıyorum. Bu da beni burnu havada, öyle artist artist olan bir kadın gibi yapıyor. Ama ben öyle bir insan değilim, ben kötü niyetli bir insan değilim. Ama... Senin dünyanı döndüren şey nedir? Tek kelimeyle isteyecek olursam bu sevgi olur büyük ihtimalle. Çünkü ben sevginin dünyayı döndürdüğüne inanıyorum. Dediğim gibi annem, ben çok küçükken öldüm. Ve o öldükten sonra beni ayakta tutan şey babamın sevgisi oldu. Şükürler olsun. Hiç yokluğunu aratmadı bana. Beni hep çok sevdi. Bu şekilde sevgiyle dünyanın dönebileceğine inanıyorum. Aynı zamanda sevgisiz bir insan olduğuna da inanmıyorum. Sonuçta insanlar doğada olmaz sevgisiz olmuyorlar ya da gaddar. Onları bu hale getiren şey insanların onlara sundukları koşullar oluyor. Ve bu koşulları değiştirmek de yine bizim elimizde. Yani insanların. Böyle düşünüyorum. Bir kelime olsan hangi kelime olurdun? Uçurum olurdum herhalde. Uçurum yani. Aşağıdan bakıldığında fark edilmeyen ama yukarıda dibinde durulduğunda harikulade bir manzarası olan lakin bir o kadar da tehlikeli olan bir yer. Yani insanların beni tanımasına bu yüzden izin vermiyorum herhalde. Çünkü bir adım attıklarında düşmelerinden korkuyorum. Bir erkek olarak doğmak, dünyaya gelmek ister miydiniz? Asla. Hem ben yakın arkadaşlarıma nasıl yardım ederim ki? Latife bir kenara, bu dünya üzerinde en huzurlu hissettiğim yer kocamın kanatlarının altıdır. Hem ben yaratılış olarak da ait olmayı severim, ilgiyi severim, ilgi vermeyi de bilmem. O yüzden erkek olmak istemezdim. Hem de şöyle bir şey var, yani eğer kolay bir hayatı isteseydim erkek olmak isteyebilirdim. Ama ben bir kadın olarak bütün bedelleri öderim. Kendinize en özgür hissettiğiniz an nedir? Şarkı söylerken. Ama gazinoda değil. Elimde tefimde masaların arasında dolaştığım zaman. Işıklar şaşa. Ama bak, haklarını yemem. Gazinoda beni hazırlarken çok emekleri var üstümde. Arabam da oldu, evim de oldu. Ama ben hala Naciye'yim be anacığım. Aile, para. Senin için ne demek? Aile, para. Ya babam zengindi. Ben de ailenin tek çocuğuyum, tek kızıyım. Her şey yolundaydı. Ama sonra bir kardeşim oldu. Ya onu kabul edemedim. Hep sağa sola saldırdım. Ya pabucum dama attırmıştı amcam. Ya insanlar benden uzaklaştılar, benden korktular. Benimle iletişim kurmak istemediler. Ya yalnız kalmıştım. Ya sonra bir olay yaşadım. Yıllar sonra ve o beni derinden etkiledi diyebilirim. Sonrasında kardeşime bağlandım. Yani ailemle ilişkim pekişti. Ve şunu söyleyeyim. Ya paranın içine doğmuştum ama ailemi sonradan kazandım. Ev senin için neresidir? Ev. Bu şehirde hiçbir yer benim evim olmadı. Çünkü bu şehir bize hiçbir şey kazandırmadı. Huzurumuzu, mutluluğumuzu aldı. Ev huzur ve mutluluğun duvarlarla örülü hali değil mi? Bizim evimiz küçücük bedenle beraber bir toprağın altına koyuldu.
Biz de oraya girmek istedik. Ama beceremedik. Bu yüzden bu şehirde para ve hırs bizim tüm hayatımızı çürüttü. Osman'ım yaşasaydı da çadırda kalsaydı. Anlayacağınız bu şehir bize hiç iyi gelmedi. Ve bize hayatımız boyunca çektiğimiz tüm acıların sebebi olarak da yaşamak kaldı. Makyajınız bozuldu. Şimdi. Çok önemli misin? İnsanlara güvenir misin? Güven senin için ne demek? Güven benim için biraz daha silik bir noktada. Yani beni gerçekten seven insanları hissedebiliyorum ve yalnızca onlara güveniyorum diyelim. Çünkü diyelim diyorum çünkü onları hayatıma zarar veremeyecekleri bir konuma yerleştiriyorum. Ve onların beni tanımalarına engel oluyorum aslında. Kendileri söylüyorlar. Güven bazı noktada benim için zorluk olabiliyor çünkü birinden hoşlandığım noktada özellikle. Galiba bu yüzden kimseye aşık olamıyorum. Benimkisi tam olarak güven değil galiba. Çünkü güven denilen şeyin ortası yok. Yani insanlara ya güvenirsin ve hayatına tutarsın ya güvenmezsin, hayatından çıkartırsın. Yani bu kadar basit. Bir kadın olarak ileride mi olduğunu düşünüyorsun, geride mi? Yani bunu oyun önce sormuş olsaydım aslında farklı yanıt verirdim ama şu anda özgürlüğüm yerinde çok şükür. Daha ne diyebilirim ki başka? Özlem duymak senin için nedir? Gidilmemiş yerlere, yaşanmamış şeylere özlem duyulabilir mi? Özlem duymak. Bizde o kadar çok şey var ki özlem duyulacak. Aileme. Küçükken kardeşlerimle oynarken beni aldılar biliyor musunuz evlendirmek için? Zorla. Rızan var mı diye sormadılar. Annemin o sıcacık kollarına özlem duymak. Osman'ım acaba şimdi nasıl görünür? Osman'ım nasıldır? Osman'ım ne yapar diye özlem duymak. Osman kiminiz oluyor? Osman benim oğlum. Ama öldü. O kadar çok şey var ki bizim özlem duymak. En çok da kaybettiğimiz insanlığımıza, inançlarımıza duyduğumuz özlemlerimiz var. Sizce gerçek aşk tek ve bir midir? Yoksa tekrar tekrar yaşanabilir mi? Siz hiç aşık oldunuz mu? Oldum tabii, aşık olmam mı? Bence aşk tektir ama adamını bulman lazım. İşte şey gibi, yüzü güzeli bir gün, gönlü güzeli bir ömür misali. Bak biz Cüneyt abinle ne zorluklara göğüs geldik. Dedim ya adamını bulman lazım diye. İşte ben buldum. Biz Cüneyt abinle açıkta kaldık, kapı kapı işte aradık. Sonra bir gün... Pardon. Böyle perişan durumlara düştük. Sonra bir gün daha fazla gönlüm el vermedi. Ben Cüneyt abini terk edip Ekrem'in yanına gittim. Bir akşam Ekrem bir organizasyon vermişti evinde. Cüneyt abin geldi oraya. Ben o kalabalığın içinde Cüneyt abine demediğimi bırakmadım. Çok üzüldüm.
Sonra Cüneyt abin oradan gitti. Akşamına ben de Ekrem'i terk ettim. Meyhaneye döndüm. Büyüdüğüm yere, geldiğim yere. Şarkılar söylemeye başladım orada yine, her zamanki gibi. Kendim olduğumu hissediyordum orada çünkü. Sonra bir tane adam geldi. Bir gazino açmak istiyorum dedi. Gel sen de benim astrolojistim. Bir kere dilim yanmıştı. Çok korkuyordum evet demeye ama evet dedim. Ne olacak ki? Sahneye çıktım. Şarkıyı söylemeye başladım. Gidene göreyim. Piyanoda Cüneyt abi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. Öyle işte anacım. Adamın oğlu var. Susturmak istediğin insanları, sesleri, bir an için susturabilsen, onlara ne söylemek isterdin? Kadın olmaktan gurur duyduğumu söylerdim. Ben bir kadınım ve isteklerim var, arzularım var. Kimse beni engelleyemez. Hayatımın şu anda bu koşulda olmasının nedeni insanların hep ne düşündüğünü çok önemsemem. Aman şu ne der, aman bu ne der. Bu soruları sormamış olsaydım şu an çok daha farklı bir yerde olabilirdim. Artık onları dinlemek istemiyorum. Onların karşısına geçip, beyaz önlüğümle, doktor önlüğümle, ben başardım, başardım. Evet, istiyorum. Kadın olmak deyince aklınıza ne geliyor? Kadın olmak bir zanaattir, bir iştir. Öyle sadece doğmakla falan kadın olunmaz yani. Bir kadın öncelikle bedenini nasıl kullanacağını bilmeli. Onu nasıl sunacağını, ne yiyip ne içeceğini, nerede nasıl davranacağını. Ha bir de elmasların her zaman en yakın arkadaşı olduğunu unutmamalı. Tabii bazı durumlarda şöyle bir şey oluyor. Biz profesyoneller yetersiz kalabiliyoruz. Çünkü bilir misiniz, bilinen bir söz vardır. Bir kadını içinde yaşadığı çöplükten çekip çıkartabilirsiniz. Ama içindeki çöplüğü çekip çıkartamazsınız. Küçük Marta ile konuşma imkanınız olsa, ona ne söylerdiniz? Küçük Marta. Aslında küçük Marta yok. Yani. Bu yüzden benim bir küçüklüğüm de yok. Biri vardı. Ki o artık yok. Yani bir zamanlar vardı. Bir kız, bir gelincik vardı. Böyle saf, temiz, duru. Kırmızı elbiseli. İşte o artık yok. Yani... Siz Perapalas'ta yaşayan bir gelincik gördünüz mü hiç? Belki o kıza bir şeyler söyleyebilirim. Görebilir miyim? İnsan sadece bir kere doğmaz, bir kere de ölmez. Şairin de dediği gibi, annem ben çok küçükken öldü. Önce öp, sonra doğur beni. Küçük Meryem'le konuşma imkanın olsa ona ne söylerdin? Kimsin sen? Bu kamera lütfen. Kimsin sen? Düşündün mü hiç? Onlardan hiçbir farkın yok. Kimseyle evlenmek zorunda değilsin. Onlara çocuk vermek zorunda değilsin. Onları daha fazla zengin etmek zorunda değilsin. Yapmak istemediğin hiçbir şeyi yap. Demek istedim. Yazık. Ne kadar iyisin.
Başka söylemek istediğiniz bir şey yok mu? Bunların hepsini yaşamak zorundasın. Yaşayacaksın. Bazen vazgeçmek isteyeceksin. Ben de çoğu zaman vazgeçmek istiyorum hala. Ama onu bile beceremeyeceksin. Ama bunlara inat, onlara inat, yaşa. Bunların hepsini tekrar yaşa ve onlara istediği hiçbir şey verme. Onları daha fazla adam etmek zorunda değiliz. Küçük Ülker'le konuşma imkanın olsa, ona ne söylerdin? Benim de söylediğim gibi, annemi 6 yaşında kaybettim. Onunla çok zaman geçiremedim. Ki onunla zaman geçirmesini çok isterdim. Dibinden ayrılmamasını, nereye giderse peşinden gitmesini, kokusunun içine çekmesini, sesini çok net hatırlaması için en derine kazınmasını isterdim. Direkt ona söyleyebileceğim. Şu kamera lütfen. Ülker, karşına bütün sevgini verebileceğin bir adam çıktığında onunla sevgini paylaş. Ama kendin ona adam ol. Çünkü kendi isteklerinden vazgeçebilirsin. Kötü olabilir senin için. Küçük İpek'le konuşma imkanın olsa, ona ne söylerdin? Bütün bu olanları değiştiremeyeceksen eğer, kardeşin Selim'le daha çok vakit geçir. Onun yanından ayrılma derdim. Çünkü onu erken kaybetmekten daha çok ona yetince seni seviyorum diyememek üzüyor beni. Ama eğer bütün olanları değiştirebileceksen, karşındaki insana bu kadar körü körüne aşık olma derdim. Yani bu kadar gözünü kör etmesin aşık derdim ve seni seven insanlara daha fazla güven derdim. Yavuz'a güven derdim. Ailem, yani ailemi şu an yaşadıklarım konusunda sorumlu tutmuyorum. Hani bana güven veremedikleri için. Ya da beni desteklemedikleri için. Çünkü bunda benim de payım var. Ailem konusunda bir şey söylemezdim. Yani bu kadar. Teşekkür ederim. Küçük Türkan Hanım'la konuşma imkanınız olsa, ona ne söylerdiniz? Naciye derdim. Millet yolacak adam arıyor. Kendine dikkat et. Seni meşhur edeceğim deyip de sana abaya yakanları aldırma derdim. Küçük Alev'le konuşma imkanın olsa ona ne söylerdin? Güzel soru. Şöyle söyleyeyim, ailem beni rahata alıştırmıştı. Yani paralı okullarda okudum, o yüzden öyle bir kaygım olmadı hiçbir zaman. Yani şunu söylerdim, her şeyin benim olamayacağını söylerdim. Ya mesela eskiden bir tatile gitmiştik, arkadaşlarım da gelmişti. Hoşlandığım çocuk da gelmişti. Ama ona yakın arkadaşım benden önce açıldı. Ve birlikte oldular. Yani haksızlığa tahammülüm yoktur. Ben de işleri yokuşa sürdüm. Ne diyeyim ki? Öyle. Herkes her şeyi istiyor. Ama her şey herkesin olamaz ki her zaman. Değil mi? Kısacası özetlemek gerekirse kendime her şeyin benim olamayacağını söylerdim. Benzemez ki. Yeah.